Almanya Federal Cumhuriyeti. Doğusunda Polonya ve Çekya, batısında Hollanda, Fransa, Belçika ve Lüksemburg, kuzeyinde Danimarka, güneyinde ise Avusturya ve İsviçre bulunan bir Orta Avrupa ülkesidir. Gerek ekonomisiyle, gerekse ulaşım ağlarıyla Avrupa Birliği'nin lider gücüdür. Peki ya bu güçlü devleti bir anda yok etseydik ne olurdu? Ayrıca sadece topraklarını yok etmekle kalmayıp bütün kaynaklardan tarihini ve icatlarını da silseydik. Öncelikle Fanta, hamburger, sosisli sandviç, puding ve jelibon gibi daha onlarca yiyecek hayatımıza girmezdi. Bunun yanında giysileri kapatmak için kullanılan düğme, kolonya ve kot pantolonu da Alman icadıdır. Fakat Almanya'nın yok olmasıyla bugün bu icatları kullanamazdı. 16. yüzyılda Almanya papalık tarafından sömürülüyordu. Alman kökenli Martin Luther, Roma'ya yaptığı bir ziyaret sırasında Papa'nın Hristiyanları kandırdığını, haksız olarak zevk ve lüks içinde bir hayat yaşadığını fark etti. Ülkesine döndüğünde ilk işi halkın kilise tarafından sömürüldüğünü dillendirerek reform hareketini başlattı. Böylece laikliğin temellerini atmış oldu. Eğer Almanya yok olsaydı laiklik diye bir kavram da bilinmezdi. Böylece tüm dünyada din merkezli yönetim anlayışıyla din adamları halkı sömürüp ceplerini doldurmaya devam ederlerdi. Almanya Bavyera'daki Neuschwanstein Kalesi iyice bakıldığında tıpkı Disney ülkesinin bir kopyası gibidir. Aslında durum tam tersidir. Disney ülkesiyle ilgili bildiğiniz her şey Almanya'daki geleneksel yer ve masallardan alınmıştır. Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel, Kül Kedisi, Rapunzel gibi masal ve efsanelerin çoğu Disney ülkesinin karakterleri olarak karşımıza çıkar. Ancak Almanya'nın yok olması halinde birçoğumuzun bildiği Disney dünyasından haberimiz bile olmazdı. Coğrafya alanında Pangea yani kıtaların birleşmiş halinin varsayımı Alfred Wegener tarafından, depremlerin şiddetini ölçen Richter büyüklük ölçeği Benno Gutenberg tarafından bulunmuştu. Ancak bugün bu icatlardan haberimiz olmazdı. Alman Adam Weishaupt tarafından kurulan Illuminati bugün bilinmezdi. Biyoloji ve kimya alanında Hugo von Moll tarafından mitozun keşfi, Oscar Hertwig tarafından mayoz bölünmenin keşfi, Zeyma Aschheim ve Bernard Sondek tarafından ilk güvenilir gebelik testi, Franz Karl Achard şeker pancarından ilk şeker üretimi yapan ve periyodik tablodaki onlarca elementin mucidi yine Alman bilim adamlarıydı. Fakat Almanya'nın yok olmasıyla bu icatlardan hiçbiri hayatımıza girmezdi. Elazığ dik halayına ve çifte telliye ruh veren klarnetten haberimiz dahi olmazdı. Diğer bir bilmeyeceğimiz icat da sesimizi yüksek kitlelere duyurmaya yarayan mikrofon olurdu. Çünkü mikrofon Alman mucit Emile Berliner tarafından bulunmuştu. Ayrıca Carl Benz tarafından icat edilen ilk otomobil, Thomas Edison tarafından bulunan ampul, Konrad Zuse tarafından ilk programlanabilir bilgisayar, Johannes Gutenberg tarafından ilk matbaa, Wilhelm Konrad Röntgen tarafından X ışınları, Carl von Linde tarafından ilk modern buzdolabı, Albert Hansen tarafından bugün neredeyse çoğu teknolojik aletin yapı taşı olan baskılı devre kartı, Hugo Junkers tarafından geliştirilen metalden yapılmış ilk uçak, Christian Hülsmeyer tarafından ilk radar sistemi, Werner von Siemens tarafından dünyanın ilk elektrikli asansörü, Emil Lerp tarafından taşınabilir benzinli testere ve Gerd Binich tarafından atomik kuvvet mikroskobu Alman disipliniyle çalışan mucitlerin icatlarıydı. Ancak Almanya dünyadan silindiği için bu icatlar ve daha nicesi bugün hayatımızda olmazdı. Komünizm ve sosyalizm görüşüne fikirleriyle büyük katkılar sağlayan Alman Karl Marx ve Friedrich Engels devrimci sosyalistlerdi. Almanya'nın tarihten silinmesiyle bu kişilerin isimlerini ve görüşlerini dahi duymazdı. Ayrıca bugün PlayStation ve Xbox'ın atası sayılabilecek ilk ev video konsolu Magnavox'un Alman Half Henry Beyer tarafından icat edildiğini biliyor muydunuz? Bunun dışında 2. Dünya Savaşı'nı başlatan Adolf Hitler de Alman'dı. Almanya olmasaydı Yahudilerin ve Romanların katliama uğratıldığı, yaklaşık 85 milyon kişinin öldüğü dünya tarihinin en kanlı savaşı da olmazdı. Askeri alanda ilk tank savar füzesi X-7, ilk modern saldırı tüfeği STG-44, ilk uzun menzilli balistik füzesi V-2 roketi, ilk sinir gazı olarak bilinen kimyasal silahlar Tabun ve Sarin Alman yapımıydı. Ancak böyle bir senaryoda bu silahların hiçbirisi Almanlar tarafından icat edilmezdi.
Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Almanların insanlık tarihine katkıları o kadar büyük ki daha anlatamadığım yüzlerce Alman icadı var. Onları tarihten sildiğimizde bizler için önemli icatların çoğunu da silmiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.